Şunu var şurada. Toplayalım mı? Zor kapıyormuş. Geçenki baraj çekimimde alış toplamıştık hatırlarsanız. Ay pardon, izlediyseniz. Alışlar ne kadar kolay toplanıyordu. Ama kuş bunu çok zormuş. Ve birinciyi zor koparttım. İkinci de sakatlandım diyeceğim. İğne battı. Uf ya, iğne değil, diken battı. Tabii bu diken battı diyorum da komik bir anı. Kibarlaşmak için böyle bazı insanlar dikene diken diyor da kapıyorum tabii. Dahası da var tabii. Durun durun, dahası da var. Şey, nohut diyoruz, tamam. Nohut yemeği. Böyle ben birazcık TDK'ya uygun konuşan bir insanım. Genel olarak küçüklüğümden beri diyeceğim. Sonra böyle arkadaşlarla yemek yiyoruz. Nohut dedim. Evet. Nohut diyoruz. Tabii arkadaş, şu an ismini bilmiyorsunuz zaten. Rahat konuşabilirim. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Hatta ismini ben bile hatırlamıyorum şu an. Sadece kızı hafif anımsıyorum. Neyse, nohut diyoruz biz. Tabii canım arkadaşım kibarlaşmak için nokut demişti de, nokut K ile böyle böyle arada hatıra olarak hatırlıyorum. Neyse, çok da kibarlaştıralım diye çabalamayın. Komik gülünç duruma düşersiniz, dikkat edin, aman. Mesela nohut nohuttur, nokut değildir. Diken dikendir, D ile. Tiken değildir. Çok uzaklaşamıyorum. Köpekler varsa diye korkumdan. Böyle birazcık etraf çekeyim ben size. Köpeklerden evet korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Korkuyorum yani. O yüzden böyle kısa minik bir vlog olsun inşallah diye düşündüm. Ayva ağaçları. Bakın, diğer çekimlerinde de göreceksiniz ayva ağaçlarını. Maşallah. Ayvası bol bir memleketteyiz galiba. Galiba diyorum çünkü emin değilim. Ama çok gördük ağaçlarını ya. Sanki öyle yani. Bir tane film vardı ya, herhalde sanırsam galiba. Evet, ben de öyle diyeyim. Herhalde sanırsam galiba. Ayvası bol bir memleketteyiz. Neyse, bu arada ayvayı geçtim. Açıklamasını yapayım. Ayvalar hiç olmamış şu an zaten. Daha olması için var. Zaman var daha. Ben size şöyle bir köye bir çekim yapayım. Tanımıyorum buraları. Ama burada yaşayanlar, bilenler varsa görmüş olsun geçmişlerini. Tabii ben biraz önce yaralanmıştım ya. Size parmağımı göstereyim. Böyle kanat işte. Burada tavuklar varmış. Yaprakların dökülmesi güzel. Sonbaharı anımsatıyor, tanıtıyor zaten biliyorsunuz. Güzel ama yerlerin bu kadar kirlenmesi biraz hoş olmuyor sanki. Neyse, ben böyle birazcık çekimler yapayım size. Bir sürü evler var. Sanırım bir kerpiç eve benziyor değil mi? Değil mi diyorum. Yorumda bana açıklama yapabilirsiniz. Ama kerpiç ya, bildiğin, evet. Bakın bu kadar çatlamış falan.
Burada da bir tane suyumuz var. Bakalım akıyor muymuş. Bakalım su var mı? Burada ben suya bakıyordum. Akmıyor. Çevirdim, yarıda bıraktım da resmen. Neyse, akmıyormuş su. Cami var. Arkada yine bir tane ev var. Ah, sanırım orası biraz önce teyzenin çekimini yaptım. Selam söyledi çocuklarına. Orası. Orası orası oluyor. Oluyor. Burası da cami. Maşallah diyeyim de maşallah, elhamdülillah. Şimdilik köpek görmedim. İnşallah eve gidene kadar görmem diye duada, niyazda bulunayım. Görünmezlik duası mı okusam? Bunlar köpekler için de geçerli mi acaba? Köpekler de bizi görmez mi acaba? Bilmiyorum. Neyse. Sağdan başlayayım. Burada. Bir şeyler yapmışlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Burada yine tavuklar falan var. Tabi orada bayrağımız var. Biricik bayrağımız. Neyse. Yine tavuklar. Bakar mısınız? Özellikle göstereyim. Tanımıyorum. Hiçbir alakam yok. Ama bakın, bu ev gayet sağlam. Belki yakın zamanda bırakılmıştır, bilmiyorum. Ama bu eve bakar mısınız? Terk edileli uzun süre olduğu ne kadar belli. Yıkılmak üzere gibi diyebiliriz. Üzerisi bile fazla diyeceksiniz. Bayağı yıkılıyor yani. Bunu özellikle çektim. Çünkü şöyle bir deyim var ya. Evde yaşadığınız zaman daha canlı dururmuş ev. Boş kalan evler yıkılırmış. Tarzı bir hikaye. Yani büyüklerim söylüyor da ben emin değilim, bilmiyorum. Daha net bilgisi olan arkadaşımız varsa yorumda bana cevap verirse sevinirim. Çok hoşuma gider. Evet, buralar böyle devam ediyor. Burası da böyle. Ama arkadaşlar, ben size burayı sadece yaklaştırayım şöyle. Böyle yaklaştırayım. Sonra ben ne yapayım biliyor musunuz? Artık döneyim. Artık gitmem lazım bence. Köpeklere yaklaşmayayım yanlışlıkla. Ne yapıyoruz? Geldiğimiz gibi gidiyoruz. Her zamanki gibi klasik. Özellikle yavaş yürüyorum. Etrafı daha net görmeniz için. Yürüyüşlerde, park çekimlerimde, yürüyüş olan park çekimlerimde diye açıklama yapayım. Ne kadar hızlı olduğunu gördünüz. O hızı buralarda kullanmayacağım. Siz güzel güzel böyle sakin sakin izleyin inşallah. Ne çok konuşuyorum değil mi? Evet, çok konuşuyorum. Konuşmak güzeldir ya. Genel olarak çok konuşan birisi değilim. Adamına göre muamele olayı var ya, evet öyle.
Kafam sararsa sadece öyle konuşuyorum. Nasılsın? Hayırlı günler teyze. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah iyilikler versin diye elhamdülillah. Ha ha benim. Sağ ol teyze. Gördün mü tatlı mı? İyi bakalım. Afiyet olsun. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ay, iyi afiyet olsun. Şehirde yaşıyorum ben diyorsun yani. Şehirde yaşayanlar öyle ya. Geç saate kadar yatıp sonra geç kahvaltı yaparlar falan. İyi afiyet olsun. Kimler var şehir dışında? Kimlere selam söyleyeceksin? İsim? İyi maşallah. İsimlerin ne teyze? Evet. Onlara selam söylüyorum. Öpüyorum onları. Tamam inşallah. Evet. Teyze senin ismin neydi? Halime. Halime teyze çok teşekkür ediyoruz. Selamlar ileteceğiz inşallah onlara. Evet Halime teyzeye çok selam teşekkür ediyoruz biz. Yayını bitiriyorum.